Etkinlik yani kavram olarak gerçekten çok vizyoner. Bütün aslında gelişme aşamasında da bilgim olmuştu, danışma kurulundaydım. Gerçekten bir ilk, Türkiye'de bir şeyleri değiştirecek, bu sektöre katkı sağlayacak bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Bir hafta olması inanılmaz bir performans. Bütün etkinlikte emeği geçen arkadaşlara teşekkürler. Gerçekten uzun tempolu ama çok faydalı bir etkinlik oldu. Tabii ki bu bir hafta boyunca herkesin bütün seansları izlemesi mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu içeriklerin daha sonrasından paylaşılıyor olması, YouTube'dan izleniyor olması da çok kıymetli olacak. Dolayısıyla izleyemediklerimizi de sonradan tamamlayarak bence çok bilgi edindiğimiz ve keyifle izlediğimiz bir içeriğe ulaşmış olacağız. Teknoloji hayatın her alanı, yani inanılmaz bir dönüşüm içerisindeyiz. Bundan 10 sene öncesine dönüp nasıl iş yaptığımızı, nasıl yaşadığımızı düşündüğümüzde ve bugünle kıyasladığımızda aslında tamamen bir dönüşüm yaşadığımızı görüyoruz. Sosyal medyanın hayatımıza etkisi, belli şeyleri çok pratikleşirken ama bir taraftan da zararları da var. Dolayısıyla aslında her şey kararında olmalı diyoruz ya. Biraz önce paylaştığımız sağlık okuryazarlığında olduğu gibi elbette ki dijital birçok anlamda hayatımızı, tıbbı, teknolojiyi, her şeyi olumlu etkiliyor. Ama bir taraftan da mesela bir dezenformasyon yaratıyor. Dolayısıyla bu anlamda da etkilerine dikkat ediyor olmak lazım. Gelecek için ise bence tıp da çok ciddi bir dönüşüme girecek. Zaten görmeye de başladık. Buradaki bir sürü ufuk açan oturumlarda da gördük bunları. Önümüzdeki dönem daha da farklı şeyler bizi bekliyor bence. Ya mecburen çalıştığım alan olduğu için koruyucu sağlık ve halk sağlığı bence çok önemli. Şimdi biz bugün bir destek istemeye geldik bugün ve bu alanda bir giriş yaptık. Şimdiden de düşünmeye başladık. Önümüzdeki sene sağlık okuryazarlığı ile ilgili Future Healthcare'de ne yapalım? Ne yapmalıyız? Bu konuyu daha nasıl büyütmeliyiz? Dolayısıyla bu anlamda biz de sizin desteğinizi bekliyoruz.